Günaydın, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nur Köşker ben, Analiz Sentez programıyla karşınızdayız. 2 saat boyunca birlikte olacağız. İç dış politikada, ekonomide, siyasette neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte ve her sabah olduğu gibi önce Ankara'ya gideceğiz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter karşımızda. Melik günaydın, hoş geldin. Günaydın, merhabalar sevgili Nur. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Yılın ilk MGK toplantısıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemli mesajlar vardı. Açıklamalarına baktığımız zaman daha çok dış politikayla ilgili mesajlar verdiğini görüyoruz. Başta da Rusya ve Ukrayna krizi olmak üzere. Sen neler söylersin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi mesajları dikkatini çekti? Söz sende. Evet, ya Milli Güvenlik Kurulu yılın ilk toplantısı, birçok kritik konu vardı, birçok kritik mesele vardı. İşte Kıbrıs meselesinden tutun, işte Doğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'den terör örgütleriyle mücadeleye kadar ve Yunanistan'ın özellikle son dönemdeki silahlanması meselesi, bunlar hep ağırlıklı konuşuldu. Tabii bildiride en çok dikkat çeken iki nokta var. Bunlardan bir tanesi, Yunanistan'a bir çağrıda bulunuldu. Ya gerilimi tırmandırmanın hiç kimseye faydası olmayacağı, meselelerin çözümünün diyalogtan geçtiği ve bunun da defalarca belirli muhatapları tarafından ifade edildiği kaydedildi. Bu önemli burası. Çünkü Yunanistan sürekli evet çözüm diyor ama o maksimal taleplerinden de vazgeçmiyor ve bu da işin doğrusu meseleyi tıkıyor. O yüzden de hani bunun diyalogla çözülebileceğinin altının çizilmesi oldukça önemli. Evet. Yani siz anlaşmaları ihlal ederek ya da adaları silahlandırarak bunu çözemezsiniz. Olsa olsa ancak gerginliği artırırsınız denildi. Senin de söylediğin gibi en fazla Rusya-Ukrayna gerilimine mesai ayrıldı. Evet. Rusya-Ukrayna geriliminin sağduyu içinde tansiyonun düşürülerek çözülmesi gerektiği konusunun altı özenle çizildi. Biliyorsun Türkiye'nin de bu anlamda bir arabuluculuk durumu var. Yani meselenin diyalogla çözümü konusunda mesai harcıyor. O işte bildiriye de yansıdı. Yani Türkiye'nin pozisyonunun net olduğu, bir gerilim, çatışma ya da bir savaşın bölgeyi felakete sürükleyeceği, tam anlamıyla bir çözümsüzlük sarmalına iteceği, bunun içinde sağduyu ve diyalogla ancak meselenin çözülebileceği ve Türkiye'nin, Ankara'nın pozisyonunun da bu olduğu, aslında Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan kararla dünya kamuoyuna da çok net bir şekilde deklare edilmiş oldu. Türkiye'nin bu noktada üstleneceği rol gerçekten önemli. Arabuluculuk rolünü üstlenecek, etkin de bir rol oynayacak bu krizde. Putin de geliyor şimdi Türkiye'ye. Evet, evet. Bu görüşmeyle ilgili. Şöyle sevgili Nur, şimdi tabii şöyle şimdi bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta Kiev'e gidiyor. Evet. Ukrayna'ya. Orada Zelenski ile bir görüşecek. O görüşmenin çerçevesi ve dikkat çekilen konular, onların detayları büyük önem taşıyor. Çünkü Zelenski ile yapılacak görüşmeden sonra muhtemelen Putin gelmeden arada bir telefon görüşmesi olma ihtimali de var. Yani hemen Zelenski'den sonra sıcağı sıcağına Putin'le bir telefon ihtimalinden de bahsediliyor. En azından Zelenski'nin sorunun çözümüne dair yaklaşımı tabii bu konuda belirleyici olacak. Yani eğer böyle işi tıkayan, daha da zora sokan bir tavır ve tutum takınırsa elbette çözüm bulmakta zorlaşacak. Ama gördüğümüz kadarıyla Kiev'de böyle bir hava çok fazla yok. Evet. Yani Türkiye'nin arabuluculuğuna, Türkiye'nin meseleyi çözüm konusundaki önerisine sıcak bakan bir Kiev var. O bakımdan da 3 Şubat'taki ziyaret bu anlamda önemli olacak. Sonrasında Putin Ankara'ya gelecek. Tabii burada Putin'in neler söyleyeceğine de bakılacak. Türkiye'nin temel hedefi, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel hedefi aslında iki lideri bir masada buluşturmak. Evet. Yani Putin ve Zelenski'yi bir masada buluşturmak. Hatta o masa mümkünse Ankara'da kurulsun. Çünkü iki tarafta Ankara'nın devreye girmesine sıcak bakıyor.
ve daha önce de seninle konuştuk. Burada en angaje olmayan ve daha kendi bulunduğu yerden tarafsızlığını koruyarak çözüm arayan tek ülke Türkiye kaldı. Evet. Yani Amerika taraf ve pozisyonu net, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tarafı net. Onun dışında da zaten bu meseleyi çözme kabiliyeti olan güçlü ülke yok. O yüzden de yani Türkiye o anlamda çok avantajlı meselenin çözümü Evet. konusunda ve iki lideri masaya oturtma konusunda. Nihai hedef dediğim gibi Zelenski ile yapılacak görüşmeden sonra Putin'le görüşmek ve eğer ikna edilebilirlerse ikisini bir masada buluşturmak ve mümkünse de o masanın Ankara'da kurulması. Evet, Zelenski ile ABD Başkanı Joe Biden da görüştü bu arada. Biden bir kez daha yineledi. Biz sizi destekliyoruz dedi ama sonrasında da ABD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde pazartesi toplantıya çağırdı. Şimdi ABD neler yapacak? Çünkü bir noktada artık herkes ABD'nin temel tetikleyici olduğunu düşünüyor Rusya-Ukrayna krizinde. Bundan sonra nasıl bir rol üstlenecek? Ya burada şimdi Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey özellikle Ukrayna'yı işte korumaya dönük ama aslında korumanın temelinde de biraz Rusya'yı kuşatmak ve rahatsız edici bir noktaya taşımak meseleyi. Amerika'nın temel pozisyonu bu. Ama bunu yaparken bireysel anlamda Amerika üzerinden yapmak yerine daha kurumsal bir tavırla bu işi götürmek istiyor. O yüzden mesela sürekli işte Avrupa Birliği'ni, NATO'yu topa sokmaya çalışıyor. Şimdi işte BM Güvenlik Konseyi'nde meseleyi tartıştırmak ve mümkünse oradan bir bildiri çıkarmaya çalışıyor. Burada Amerika'nın temel hedefi uluslararası kurumları, yani dünyada genel kabul gören kurumları daha çok topa sokmak ve kendi bulunduğu pozisyondan onun üzerinden mesaj vermek. Ki ya Amerika'nın bir planı var. Amerika'nın işte derin bir planı, bir ajandası var. Ve Amerika bunu işletmek için de Ukrayna'yı kullanıyor. Tezini biraz ortadan kaldırmak için ya bakın öyle değil. Bakın NATO da bunu diyor. İşte Avrupa Birliği de bunu diyor. Hatta BM Güvenlik Konseyi de bu meseleyi tartıştı ve böyle bir bildiri kaleme aldı deyip uluslararası kurumlara, yani dünyada genel kabul gören, uluslararası hukukun da yetki tanıdığı, kendilerine alan tanıdığı o uluslararası kurumlar üzerinden kendi pozisyonu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Evet. Temel amacı bu. Yoksa çözüm arama noktasında olsaydı biraz daha böyle tansiyonu düşürücü, belki biraz daha Rusya'nın gerçek anlamda ne istediğine bakarak bir pozisyon takınırdı ama Amerika bunu yapmıyor. Evet. Yani işte daha böyle gerilimi tırmandırıcı ve daha böyle yekten işte Ukrayna önceliğimizdir, savunuruz, koruruz, gerekirse NATO'ya alırız, izin vermeyiz gibi böyle çok net ifadelerle meseleyi daha da derinleştiriyor. Evet. Dolayısıyla ben BM Güvenlik Konseyi'nden meselenin çözümüne dair işin doğrusu bir deklarasyon, bir bildiri ya da bir açıklama beklemiyorum. Daha çok dediğim gibi Amerika'nın kendi tezlerini oraya getirmeye çalışacak ve o tezleri mümkünse onun üzerinden seslendirmeye çalışacak. Peki ABD ne istiyor Melih Yiğiter? Yani bunu daha önce de denedi. Biz Joe Biden'ın göreve geldiği dönemde Nisan ayında yine bu krizin tekrar yaşandığını görmüştük. O dönem Avrupa Birliği ülkeleri çok da destek çıkmamıştı. Şimdi tekrar aynı şey deneniyor. Ne istiyor ABD? ABD çok net bir şekilde yeni dönemde Joe Biden'la birlikte, işte biliyorsunuz Joe Biden seçim kazandıktan sonra şöyle başlıklar atıldı. Eski Amerika geri döndü. Evet. İşte derin Amerika tekrar iş başında gibi başlıklar atıldı. Amerika kendi kodlarına geri döndü. Ama sonuç itibariyle hepsinin çıktığı kapı aynı. Amerika'nın asıl görevi işte dünyada bir numara hani top olmak, top secret. Ama orada işte bir numaraya otururken de bunu yapabilmesi için Rusya ile Çin'in gücünü kırması gerekiyor. Evet. Ya yani mesela Trump döneminde işte İran'ın hedefe konması içeride çok da tartışıldı, eleştirildi. Yani İran tamam öyle ama
hani öncelikli hedef değil. Bakın hani Çin ve Rusya yayılıyor, dünyada güçleniyor. Bunu kırmanın bir yolunu bulmak gerekiyor dedi Amerikalı bir takım stratejistler, bir takım analistler. Bunu kaleme de aldı. Anlıyoruz ki Biden'la birlikte, Joe Biden'la birlikte tam da Amerika o kodlarına geri dönüyor. Yani daha böyle işte sistemden, Amerika'nın o müesses nizamına uygun bir pozisyonda ve o müesses nizamda diyor ki Amerika'nın böyle gerçek gücüne kavuşması için yani tekrar bütün kontrolü ele alması gerekiyor. O etkinliğini göstermesi gerekiyor. Bunun yolu da Rusya'yı frenlemek, Çin'i frenlemek. Frenlediğiniz anda bu ekonomik anlamda da böyle devleşmesini önler. Bunun dışında özellikle Rusya'nın bulunduğu coğrafyadaki etkinliği de artar. O yüzden de mesela Amerika işte Gürcistan eliyle önce bir denedi. Şimdi işte Ukrayna eliyle deniyor. Belki ileride işte Kırgızistan'da denediği, Türkmenistan'da denediği gibi başka şeyler deneyecek. Ama sonuç itibariyle yapmaya çalıştığı biraz Rusya'yı çevrelemek, mümkünse gücünü kırmak ve onun üzerinde doğal olarak Çin'in de etkisini kırmak. Bunu yapmaya çalışıyor. Amerika, Rusya da bunun farkında. Yani mesela Amerika'nın yaptığı bu açıklamaya karşılık Lavrov'un söylediği şey çok önemli. Diyor ki mesele burada sadece Ukrayna meselesi değil, Rusya'nın güvenliğe dair kaygıları giderilmediği sürece müdahale hakkı vardır. Bakın bu cümle çok önemli. Yani Rusya'nın güvenlik kaygıları giderilmediği sürece, yani bizi Ukrayna üzerinden çevrelemek istediğinizi, gücünüzü kırmak istediğinizin farkındayız. Ama buna izin vermeyiz. Şimdi o noktadayız ve Amerika bu ajandayı işletmede diretiyor. Direttikçe de gerginlik artıyor. İşin doğrusu teorik olarak bir savaş ihtimalinden de söz ediliyor. Evet. Ama bana kalırsa bunu söylemek için biraz erken. Yani evet, çatışma var, gerilim var. Ama toplamda böyle bir savaş hali tarafların çok göze alabileceği bir şey değil. Yani belki son kertede bütün her şeyin tıkandığı bir noktada olabilir bu. Çünkü sonuç itibariyle hala Amerika'da mesela diyor ki ya diyaloğa hazırız. Lavrov da biz diyaloğu reddetmiyoruz ama kaygılarımızın giderilmesi gerekiyor diyor. Sözün bittiği yerde kavga başlar. Yani bence hala söz bitmedi. O yüzden de bir savaş ihtimalinden söz etmek henüz erken. Evet, teorik olarak mümkün ama evet ya artık bu savaşacaklar öyle görünüyor falan demek için biraz erken. Çünkü dediğim gibi söz bitmedi henüz. Aslında başlayan bir savaş var ama zannediyorum bu da ABD'nin hakimiyet savaşı. Çünkü özellikle sen de değindin artık, evet, yeni bir düzene geçildi ve Çin çok ciddi bir rakibi haline geldi ABD'nin. Zannediyorum bundan rahatsız ve bunu da değiştirmeye çalışıyor. Yeni dengelerden rahatsız yani. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani mesela hatırla Gülnur, en son işte Amerika işte üçlü toplantıda uzun uzun bir tartışma yapıldı ve tam da böyle Covid'in tırmandığı bir dönem, işte küresel anlamda ekonomide bir sıkışma var, bir böyle bir türbülans hali dünyayı bekliyor, herkes şeyi bekledi. Yani mesela işte koronavirüste az gelişmiş yoksul ülkelere nasıl yardım yapılacak ya da nasıl bir yol planıyla, onun dışında işte gelecek olan bir ekonomik sarsıntıda ne olacak, uzun uzun bunun konuşulacağını düşündük hepimiz. Ama mesela toplantının 1/3'lük bölümünde Çin'i nasıl durdurabiliriz? Bu konuşuldu. Evet. Yani Çin'i nasıl frenleyebiliriz? Bu konuşuldu. Çünkü Çin'in hakikaten Amerika'yı kaygılandırıyor ve onun gücünü, etkinliği kırmaya çalışıyor. O yüzden de Rusya ve Çin şu anda Joe Biden yönetimindeki en önemli iki tane başlığı oluşturuyor. Evet. Peki devam edelim, siyasete de bakalım. Siyasette neler olup bitiyor? Günlerdir İstanbul'daki kar esaretini ve tüm bu esaret sıkıntılar yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun nerede olduğunu konuşuyoruz. Bununla ilgili yine tartışmalar devam ediyor. Yeni yeni açıklamalar geliyor. İyi Parti ve CHP'den gelen açıklamalar var elbette ki destek niteliğinde. Bu açıklamalara neler söylersin Melike İtel? Ya valla ya işin böyle gerçeğine dokunmadan böyle meseleyi unutturma gibi çaba var benim gözlemlediğim. Yani mesela böyle tam böyle eleştirdiğinizde işi o kadar
Anormal bir noktaya götürüyorlar ki ya işte yemek hakkı değil mi? İşte bir mola veremez mi? Ya mesele yemek yemesi ya da mola vermesi değil. Bunun ben İYİ Parti ve CHP tarafından da bunun anlaşıldığını ama meseleyi karartma için bir strateji güdüldüğünü düşünüyorum. Yoksa ya kimse demiyor Ekrem İmamoğlu aşçı grevine girseydi, hiç yemek yemeseydi. Böyle bir şey demiyor. Herkesin söylediği şey şu. İstanbul bir kabus yaşarken işte on binlerce insan işte evlerine ulaşamadı, saatlerce kar altındayken kimisi bir yudum suya bile muhtaçken o kentin başkanı olan ve seçim döneminde de her şey güzel olacak, İstanbul'u sizinle yöneteceğim, İstanbul mükemmel olacak, hiç sorun yaşamayacaksınız, gerekirse 7-24 uyumayacağım falan diyen biri gidiyor işte 3 saat bir işte balık restoranda bir İngiliz büyükelçiyle geniş geniş böyle bir kafa konforuyla yemek yiyor. Mesele bu. Yani mesele şu, biraz daha açık haliyle söyleyeyim. Ordunuz savaştayken komutanınız cepheyi terk ediyor. Evet. Bu olmaz. Bu bütün önemli işler için geçerli. Hele hele böyle bir şey için çok daha geçerli. Meselenin düğümlendiği yer burası. Yani bağlamından kopararak tartışmak çok reel değil, çok akli değil. O yüzden mesela sürekli yapmaya çalışılan şey işi bağlamından koparmak. Bağlamından koparmayalım ya. Soru çok net ve basit. Ya, cuma gününden itibaren meteoroloji kırmızı alarm uyarısı yapmış. Demiş ki ya böyle bir şey var ve bu hayatı aksatabilir. Pazar gününden kar yağmaya başlamış. Pazartesi günü saat 16 itibariyle kar şiddetlenmiş. Yolların tıkanma ihtimali var ki elinizde bütün veriler var. O anda kaç tane araç trafikte, hangi yollarda ne çalışma var, hepsini bilmeniz mümkün. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün İstanbul'da bir ağı var. Yani kamera ağı ve görüntü ağı var. Oradan görmesi de mümkün. Şimdi burada bir takım kritik kararlar vermeniz gerekirken ve sizin işte kendi ekibinizi, o kriz ekibini yönlendirmeniz gerekirken siz saat 16'da kar başlıyor, siz saat işte 18 gibi yemeğe gidiyorsunuz ve saat 21'e kadar o kriz ekibi başsız ve bu kriz büyüyor, bir kabusa dönüşüyor ve İstanbul'a saatlerce süren bir kabus dönüşüyor. Şimdi burada olması gereken nedir? Olanla ölene çare yok. Tamam. İmamoğlu bunu yaptı ve böyle bir faturası bedeli ortaya çıktı. Bu saatten sonra ne yapılabilir? Yani böyle ekonomide vardır ya maliyet hesabı. Şimdi buna dair bir maliyet hesabı çıkardığınızda yapmanız gereken şey İstanbullulardan güzelce bir özür dilemek. Evet. Ya size yaşattığımız bu kabustan dolayı çok özür diliyorum. Evet, ben doğru bir iş yapmadım. Gidip 3 saat boyunca bunu yaptım. Bu ertelenebilirdi. O anda düşünemedim, boşluğuma denk geldi, hesaplayamadım, kafam karışıktı. Peşine hangi cümleyi koyarsa koysun. Bir hata oldu, bundan sonra olmayacak dersiniz ve insanlar sizi anlar. Ama siz bunu yapmak yerine diyorsunuz ki ne var burada, benim yemek yemeye ihtiyacım yok mu, ben mola veremez miyim gibi böyle işi minderden çıkarıyorsunuz. Bir de üstüne diyorsunuz ki ya İngiltere Büyükelçisi'yle görüşmem de en az bu iş kadar önemlidir. Ya bunu dediğiniz anda zaten siz tepkinin büyüğünü çekersiniz Nur. Ve ortaya çıkan o meseleyi düzeltme ihtimaliniz ortadan kalkar. O yüzden de hani ben hakikaten ya ben olsam ne yapardım? Hani böyle empati, yani en basit akıl yürütme işidir ya. Kendisini yerine koyarak düşünme, empati. Ya empati kuruyorum. Ben olsaydım ne yapardım? Dedim ki ben olsaydım bir maliyet hesabı yapardım. Yani kim ne kadar zarar gördü. İşte saatlerce kaldılar, üzüldüler. Bana güvenip oy verenler, günün güvenleri boşa çıktı. Benim için çabalayanlar gidip işte sandığın üzerine oturup hakkımızdır diyenler falan. Ben bütün hepsini hayal kırıklığına uğrattım. Yani çıktım sahaya ve 8 gol yedim. Hatalarım vardı, topu attı, yanlış köşeye gittim falan. Yani sonuç itibariyle bir maliyet hesabı yapardım ve çıkardım. Siyaseten ortaya çıkan maliyet hesabıyla çok böyle içtenlikle, çünkü seçmen
anlar kişiyi. Yani içtenlikle çıkar özür dilersiniz. Ben bir hata yaptım. Bunu yapmamalıydım. Size bu yaşattığım kabus için özür diliyorum. Bir daha bunu yaşamaması için azami dikkat göstereceğim dersiniz. Evet. Ve konuyu kapatırsınız. Ben olsam bunu yapardım. Öbür türlü çünkü hem tartışmayı büyütüyorsunuz, hem sahiciliğiniz ortadan kalkıyor, hem milletin aklıyla alay edip sinirlendiriyorsunuz ve peşinden sizi bekleyen, eğer varsa bir kariyer planınız, varsa bu işi daha ol. Çünkü Ekrem Bey'in yaşı genç, 51 yaşında. Daha önünde uzun bir siyasi hayat, evet, onu bekleyebilir eğer hata yapmazsa. Fakat hani hata yaparsa çok kısa sürer. Evet. Hatada diretiyor. Kendisi için bence riskli olanı deniyor. Yani evet, bu yapmaması gerekiyor. Ben dediğim gibi, ya ben olsam böyle yapmazdım. Cidden böyle yapmazdım. Aslında görüşme teamüllere uygun, yani yapılırdı böyle görüşmeler ama zamanlamada sıkıntı var. O konuda bir türlü anlayamadı Ekrem İmamoğlu diyeyim. Noktalayalım burada. Melik Yiğiter, teşekkür ederim aktardığın değerli bilgiler için. Görüşürüz haftaya. Hoşça kal. Kolay gelsin. Sağ olasın. Haydi kısa bir reklam arası, sonra tekrar beraberiz. Tekrar hoş geldiniz 24 ekranlarına. Televizyonda yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim ve devam edelim. Hemen yayın konuğumu takdim etmek istiyorum sizlere. Yatırım danışmanı Üzeyir Doğan bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün baş başayız. Kartoğlu gecikmiş. İlerleyen dakikalarda Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizimle olacak. Ekonomiden başlıklarla hemen başlayalım. Hakan Güldağ da saat 10'da gelecek. Merakla bekleniyordu dün. Yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak. Neler söylenecek diye. Şahap Kavcıoğlu şunu söyledi. Dedi ki 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi 11 puan arttı. %23,2'ye yükseldi. Siz neler söylersiniz? Yıl sonunda 23,2'yi görür müyüz? Daha mı yüksek olur, daha mı düşük olur? Sizin perspektifiniz nedir? Yani genel itibariyle baktığımızda piyasanın ortak beklentisinden daha aşağıda bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Yani en sona yapılan Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine baktığımızda piyasanın buradaki beklentisi %29'un biraz üzerinde, %30'a yakın bir enflasyon beklentisi var yıl sonu için. Bu açıdan baktığımızda dün enflasyon raporuyla sunulan 2022 sonu enflasyon tahmini piyasa beklentilerini ve bizim beklentilerimizde altında kaldığını söylemek mümkün. Burada aslında birkaç tane önemli gerekçe var. Örneğin gıda enflasyonunda neredeyse bu yılın, yani geçtiğimiz yılın yarısı kadar bir rakam öngörülüyor. Petrol fiyatlarına baktığımızda 80 dolar civarı bir yıl ortalaması bekleniyor ki şu anda hani petrolün 90 dolara yaklaştığı bir atmosferdeyiz. Kur tarafında daha istikrarlı bir seyir öngörülüyor ve hani ekstra riskler olmayacakmış gibi bir, yani biraz iyimser taraftan bakılmış bir enflasyon tahmini olduğunu görüyoruz. Piyasa burada biraz daha bu tahminde biraz daha karamsar olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi %30 civarında bir enflasyon, hı hı, beklentisi var. Benzer durum aslında 2023 yılı için de geçerli. Orada da piyasanın %15 civarında bir enflasyon tahmini varken Merkez Bankası 2023 yılı içinde tek haneli %8'in biraz üzerinde bir enflasyon tahmininde bulundu. Bu açıdan baktığımızda genel itibariyle piyasa beklentilerinden daha iyimser rakamlar olduğunu, hı hı, söylemek mümkün. Şimdi içeride beklenti bu ama şimdi küreselde de etkileniyoruz ya enflasyondaki artıştan. FED de dün mesela şunu söylemişti, hani o da iyimser bir açıklama mıydı sizce? Jerome Powell dedi ki hani 2022 yılı içerisinde artık bu Covid'in etkisinin de azalacağını, hani dolayısıyla enflasyonun da düşeceğini öngörüyoruz dedi. Bu açıklamaya ne dersiniz peki? Evet, yani orada baktığımızda 2022 yılı, 21 yılı pardon, özellikle üretici enflasyonu tarafında oldukça sıkıntılıydı. Bu tarafta özellikle art kesintilerinden kaynaklı olarak bazı ürün gruplarında ciddi fiyat artışları gördük. Diğer taraftan da aslında 2021 yılı gelecek yılların talebinin de öne çekildiği bir yıldı. Yani genellikle hep şunu söylerdik, yani talep ötelenmesi vesaire şeklinde, ama bu sefer talep öne çekildi.
Bunda aslında pandemi koşullarının getirdiği etkenler de vardı. Biz bunu 2020'nin büyük bir bölümünde ve devamında 2021'de gördük. Bunlar özellikle insanların evden çalışma hayatına geçmiş olması, şirketlerin uzaktan çalışmayı teşvik eden uygulamaları, yani bunlar ekstra harcamalar getirdi. Evinde daha fazla zaman geçiren bireyler ev eşyalarına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Evet. İşte daha önce çok sık değiştirmeyi düşünmediği beyaz eşyalarını değiştirdi. Belki ikinci bir televizyona ihtiyaç duydu. İşte küçük ev aletleri tarafındaki ihtiyaçlar arttı vesaire. Bunlar ekstra talepler oluşturdu. Hatta bazı bireylerin işte ikinci ev, yazlıklar vesaire, hani bu pandemi sürecini mevcut evlerinin dışında farklı bir yerlerde geçirme aksiyonları oralarda baştan aşağı yeniden eşyalanma gibi unsurlar getirdi. Bu tüm dünyada böyleydi. Devamında da şirketler de aslına baktığınızda onlar da personelinin uzaktan çalışması için gerekli altyapı yatırımlarını yaptılar. İşte bilgisayarlar alındı, işte uzaktan erişim sağlanacak cihazlar alındı, onlara uygun alet edevatlar alındı vesaire. Bunlar ciddi bir talep unsuru oluşturdu ve aynı zamanda da bazı sektörlerde arz kısıntılarını getirdi. Örneğin bugün Evet. otomotivde çip krizini konuşuyoruz. Bunun temel yaklaşımlarından bir tanesi bu alanlara, yani ev eşyalarına, şirketlerin kullandığı diğer cihazlara yönelik çip talebinin artmış olması ve buradaki karlılığın yüksek olmuş olması nedeniyle de hani o alanlara üretimin azalmasıyla otomotiv tarafında yaşanan sorun, artı elektrikli otomotivler gibi bir dönüşümün başlanmış olması, çip talebinin artmış olması orada da ekstra unsurlardı. Yani neticede baktığımızda ciddi bir değişimden geçti dünya ekonomisi. Kaldı ki pandeminin ilk döneminde yapılmayan bazı harcamalar da geçtiğimiz yıl devreye girdi. Yani hem talep ötelendi, 2020, 19'dan 20'den kalanlar bu tarafa ötelendi, hem de 2022'nin ve belki 2023'ün talepleri de öne çekilmişti. Bu nedenle ciddi bir fiyat artışı gördük. Bu sene pandemi koşullarının yavaşlamasıyla beraber, ki şu anda baktığımızda dünyanın birçok noktasında artık önlemlerin kaldırıldığını, işte kitlesel aşılamanın artmasının etkisiyle beraber işte kısıtlamaların tekrar gündeme gelmeyeceğini vesaire konuşuyoruz. Böyle bir atmosferde bu arz kısıntılarının azalması ve enflasyonda düşürücü etki yapması söz konusu olabilir. Yani buranın pozitif etkisini görebiliriz, ama yine de Fed'de enflasyonist sürecin başladığı, kalıcı olduğu konusunda onların da etkileri var ki sıkılaşmaya gidiyorlar. Bu bizi de bir miktar etkileyecek açıkçası. Üzeyir Hocam, dün Kavcıoğlu bir ifade kullandı. Çok da konuşuluyor, merak da edildi. Dedi ki evet işte enflasyon var, artıyor ama bununla ilgili mücadelede de liralaşma stratejisi çok önemli olacak dedi. Bu ne anlama geliyor? Buradan kur korumalı TL mevduat sistemine yönelmeyi mi anlamalıyız yoksa farklı farklı araçlarda mı ima ediliyor, ifade ediliyor? Şimdi Türkiye'de resmi para birimimiz Türk lirası. Hepimiz de onun arkasındayız, ama realitede de şöyle bir gerçek var. Dolarizasyonun da yaklaşık %60 olduğu ifade ediliyor. Hatta son koşullarda yaşanan gelişmelerle beraber bunun biraz daha arttığı da ifade ediliyor. Bu şu demek aslında. Yani biz vatandaş olarak gidip bir araba aldığımızda ödemesini TL olarak yapıyoruz, ama aslında doların karşılığı olan TL'yi yapıyoruz. Çünkü örneğin geçtiğimiz dönemde de bunda çok daha net anlaşılmıştır. Kur yükseldiğinde otomotiv fiyatları yükseldi. Ya da beyaz eşya alıyoruz, ama beyaz eşyanın arkasında TL ödeme yapıyor olsak bile kurlardaki artışın etkilerini hissediyoruz. Bu teknoloji ürünlerinde çok çok daha fazla, diğer alanlarda da kısmen bunun etkisini görüyoruz. En basit domates, salatalık bile alıyor olsanız burada arkasında işte zirai ilaçlar, gübresi, tohumu, işte ulaştırma tarafında işte benzinin, mazotu vesaire, bunlar ciddi girdiler oluşturuyor ve bu saydığım kalemlerin hepsi dövizle fiyatlanan unsurlar. Bu açıdan baktığımızda bize ne kadar TL ödüyor olsak da arkasında ciddi bir döviz bağımlılığı yaşıyoruz. Bu da dolara olan talebi arttırıyor. Yani insanlar ilerleyen dönemde ürün fiyatlarının artabileceği beklentisiyle bunu kendini koruma aracı olarak doları tercih ediyorlar ve ciddi bir dolarizasyon söz konusuydu. Bankalardaki mevduat yapısına baktığımızda da döviz mevduatları TL'nin çok üzerine çıkmıştı. Yani burada da ciddi manada kendini korumak isteyenler
enflasyona karşı, fiyat artışlarına karşı dövizi tercih ediyorlardı. Dövize endeksli kur korumalı TL mevduat hesabı diyeyim daha doğrusu. Bu eğilimi azalttı. Yani baktığımızda son dönemde yaklaşık bir ay gibi bir zaman geçti ve bir aydan biraz daha fazla bir zaman. Burada yaklaşık 200 milyar TL'nin kur korumalı TL mevduat hesabına geçtiğini görüyoruz. Yani burada aslında insanlar yine kurun yükselebileceği endişesini taşıyor. Çünkü bu endişeyi taşımasa normal mevduat faizi daha yüksek getiri sağlayacak ama birkaç puan getiriden feragat ederek kendini kurun yükselişine karşı hedge etmiş oluyor ve bu mevduat türünü seçiyor. Elbette burada biriken para dövize yönelme potansiyeli olan kısa vade dövize geçebilecek bir paraydı ve kendini şu anda 3 ay, 6 ay vesaire hangi vadede yapıldıysa bu işlem kendini TL'ye kanalize etmiş oluyor. Bu açıdan TL'ye destek sağlama konusunda önemli bir adım. Eğer biz bu süreçte üzerimize düşenleri yapabilecek olursak, yine böyle bir siyah kuğu çıkmazsa önümüzdeki dönemde buradaki çözülmeler yavaş yavaş kurun istikrar kazanmasına da vesile olacaktır ve kur istikrar kazandıkça da vatandaşın döviz yerine TL tercihi artıyor olacaktır. Yani o nedenle bu sürecin başlaması elbette önemli. Enflasyondaki düşüşte de bu sürecin hızlı olacağı ve başarılı olacağı vurgusu var. Yani kur tarafında ekstra bir şok yaşamayacağımız yaklaşımıyla bu enflasyon tahminleri yapılıyor. Bu politikanın başarılı bir şekilde yürüyeceği algısı var. Ben de inşallah başarılı olur diyorum. Yani önümüzdeki dönem birkaç ay belki biraz bu enflasyonun yükselmesi vesairesi vatandaşta biraz tedirginlik oluşturacaktır ama yaz ayları ile birlikte biraz daha istikrarlı bir atmosfer oluşabilir kanaatindeyim ben de. Düştüğünü görür müyüz peki sizce Zeynep Hocam? Hem doların hem euronun çok merak ediliyor. Bana da çok soruyorlar. Hani ben de şey diyorum, ben ekonomist değilim falan diyorum. İşte düşecek mi çıkacak mı, şimdi mi alalım ne zaman alalım diye. Sizin perspektifiniz nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, normal şartlarda hani bir ülkedeki enflasyon eğer bir başka ülkenin enflasyonundan çok daha yüksekse o ülkenin para birimi diğer ülke para birimi karşısında değer kaybeder. Yani biz bu sene baktığımız işte Amerika'da işte TÜFE %7 diyoruz. İşte Türkiye'de şu an geldiğimiz noktada %36. Önümüzdeki günlerde bunun %45 50'lere çıktığını görüyor olacağız. Yani arada ciddi bir makas var. Bu TL'nin belki değer kaybı için bir zemin hazırlıyor. Ama diğer taraftan da biz geçtiğimiz yıl pardon zaten önden yüklemeli olarak bu süreci yaşadık. Yani dolar TL karşısında yaklaşık %86 değer kazandı. Yani TL'nin ciddi manada değer kaybettiği bir dönemi geçtiğimiz yıl yaşadık. Hatta önceki yıl ve önceki yılı da eklerseniz hani son 3-4 yıllık dönemi TL bu açıdan reel anlamda da çok ciddi değer kaybetti. Yani bu enflasyon farklarından daha fazla bir değer kaybını biz son 3-4 yılda yaşadık. Zaten bunu reel efektif döviz kuru da çok net bir şekilde gözüküyor tarihin en dip seviyelerinde. Bu açıdan bu yıl her şey sıfırdan başlamış olsaydı diyebilirdim ki TL bu enflasyon ortamında Amerika'daki enflasyonda kıyasladığımızda bu yıl da değer kaybetmeye devam edecek. Ama dediğim gibi birçok şeyi önden fiyatladığımız için bu sene bu matematik çalışmayabilir. Yani bu sene de bizim enflasyonumuz Amerikan enflasyonundan yüksek olabilir ama kurun bu enflasyon farkı kadar değer kaybetmediğini görebiliriz. Yani ufak çaplı yukarı yönlü hareketler de olabilir. Yani burada sabit bir kura geçip burada bundan sonra yükselmeyecek demek de çok zor ama bu yükseliş geçtiğimiz yıllar kadar dramatik olmaz. Bunun iki tane de gerekçesi var. Hatta üç tane. Bir, biz geçtiğimiz yıllarda zaten TL'yi ciddi manada değersizleştirdik. Yani burada önden yüklemeli bir fiyatlama yapıldı. İkincisi, 2022 yılı için cari fazla beklentimiz var. Cari fazla demek yani ülkeye ek döviz giriş demek. Yani daha önce cari açık veriyorduk ve bu açığın finansmanıyla uğraşıyorduk. Bunun için bir döviz ihtiyacımız oluyordu. Bu sene eğer cari açık vermeyeceksek burası için bir finansman problemimiz de olmayacak. Yani bir ek döviz talebi olmayacak buradan kaynaklı. Üçüncüsü döviz korumalı TL mevduat hesabı. Yani şu ana kadar en son Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda 200 milyar TL olduğundan bahsedildi ve bunun 56 milyar TL'si
dövizden TL'ye dönüş. Yani yaklaşık 4-4,5 milyar dolarlık bir döviz bozdurulup TL'ye dönülmüş. Yani bir döviz arzı sağlanmış piyasaya 4,5 milyar dolarlık. Bu da aslında TL tarafına destek sağlayacak unsurlardan bir tanesi. Burada ek olumsuzluk şu olabilir. Yani onlarla ilgili kayıtların da yakından takip edileceğini düşünüyorum ben. Yurt dışına çıkışlar, yani ne kadarlık bir döviz çıkışı olacak. Burada da açıkça söylemek gerekirse riskli taraftayız ama önümüzdeki dönemde Türkiye'nin risk primini düşürebilecek uygulamalar görebilecek olursak, yani biraz daha bu taraf önemli. Burayı azaltabilecek olursak ya da en azından bu politikaların işlediğini 3-4 aylık dönemde net bir şekilde ortaya koyabilirsek bu biraz daha bu tarafa çıkışı da azaltabilir. Yani genel itibariyle hem cari fazla beklentisi hem DTH'lardan çözülme beklentisi, ki burada %20 civarında bir çözülme beklentisi en azından ifade ediliyor ve bankalara da bu yönde çeşitli bildirimler var. Bunlar bir miktar TL'nin bu seneki değer kaybını sınırlayacak. Hatta zaman zaman da yaz ayları özellikle turizm gelirlerinin artması vesaire bir miktar değer kazandırabilecek unsurlar. Riskimiz yok mu derseniz var. Bunu da söyleyeyim. Bir tanesi Türkiye'nin uluslararası kurumlarla ilişkileri, yani geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız örneğin ABD ile gerilim. Bu Rahip Brunson krizini hatırlarsınız. Rusya ile gerilim, Rus uçağını düşürdüğümüz konu. Yani bu gibi böyle siyah kuğu dediğimiz, yani şu andan tahmin edemediğimiz gelişmeler olacak olursa ya da Ukrayna-Rusya krizi derinleşecek olursa bunların olumsuz etkilerini de görebiliriz. Bunlar da bizim açımızdan risk unsurları. Konuşalım Rusya-Ukrayna krizinde. Mustafa Bey de geldi. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda Günaydın. bizimle. Günaydınlar, Günaydın. hoş geldiniz. Üzeyir Üstad, günaydın. Günaydın. Günaydın Mustafa Bey. Rusya-Ukrayna kriziyle devam edelim Mustafa Bey. Neler söylersiniz? Putin geliyor. Valla şimdi bugün biz gazetede başkan çözecek diye manşet yaptık. Tabii bu bizim umudumuzu ve güvenimizi yansıtıyor. Eğer o çözemezse hakikaten kimse çözemez. Çünkü bu bir bilek güreşine dönmüş. Fakat bileğin her iki tarafa da düşse Ukrayna'nın üstüne düşecek o el, o kol. Eskiden beri de hep böyle oldu. Dün rahmetli Halil İnalcık'ın sözünü hatırlattım. Yani Baltık ülkelerinin talihsizliğinden bahsediyordu. İki blokun arasındaki kavgada hep onlar ezildiler. Şimdi yine geliyor aynı yere. Dolayısıyla bunun olmaması lazım. Bunu durdurmak lazım. Bir. İki. Biz Ege'de sürekli mücadele ettik Yunanistan'la. Ettirildik daha doğrusu. Yunanistan'ın çok affedersiniz de bir şey yapacağı yok. Buna yok İttalaşı'ydı, yok 16, 12 mildi, yok şuydu, yok buydu falan. Ya biz bir ara söyledim ya, ya bu işler olurken geçmişe dönüp şu gazeteleri bir karıştırmak lazım. Bu İttalaşı falan muhabbetleri olurken acaba başka yerde ne oluyordu? Biz ne kaybettik yani? Birileri neyimizi çaldı o sıralarda? Mutlaka bir şey oldu. Çünkü bu o kadar göz boyamaya yönelik bir şey ki. Sonra mesela yakın zamanlara kadar ya bırak ne haliniz varsa görün filan dedik. Mesele bitti bizim için. Hani tedbirinizi alacaksınız. Karşılığında vereceksiniz. Ayrı bir bahis ama enerji harcamayacaksınız orada. Elinizin tersiyle iteceksiniz. Bitti gitti. Yunanistan daha fazlasını hak etmiyor. Çünkü Yunanistan olarak gelmiyor. Birilerinin maşası olarak geliyor. Büyükler maşa. Bu hazır maşa olmaya. Ukrayna maşa olmak istemiyor. O yüzden zaten çok daha zor durumda. Maşa olan için problem yok. Bir tarafa dayanır, bir tarafa dayanır. Biz işte Belarus'u görüyorsunuz. Rus yanlısı bitti. Şimdi ama Rusya da burnunun dibine gelmelerini istemiyor. Biz neyi istemiyoruz peki? Biz Ege'de demin niye Ege örneğini verdim? Ege'de enerji kaybettik. Akdeniz'de kendi alanımıza giriyoruz. Gene bize arıza çıkıyor. Akdeniz'de bizim için güvenli bir deniz haline getirilmiyor. Güneyimizde PKK terör örgütü, güneydoğumuzda. Doğuda İran 2'de bir arıza çıkartıyor. En son hani hiçbir şey çıkartamazsa gaz da arıza çıkartıyor. Yani bu kadar hakikaten yani kötü komşu olmaz. Ben gerçekten hani İran'ın bu politikalarına inanılmaz şeyim. Benim bile sıtkımı sıyırdı. Ha diplomasi, devlet falan onlar sabrediyorlar da. Ben vatandaşım ya, öyle bir sorumluluğum yok yani. Şimdi geçelim.
bir tek güvende olduğumuz Karadeniz var. Hiçbir sorunumuzun olmadı. Şimdi Birleşik Devletleri gelip burada bize arıza çıkartıyor. Çıkartamaz. Biz bu arızayı, biz bu hatayı Birinci Dünya Savaşı'nda yaptık mı? Yaptık. Bir daha yapmayız. Bu çok net. Ben konuştuğum kimi bu konulara vakıf kişilere hep şunu söylüyorum. Bir yerden sonra kavga mı edeceksiniz kardeşim? Gidin Baltık'ta kavga edin. Bunu söylemek lazım. Çünkü mesele Ukrayna değil. Mesele Ukrayna olsa Baltık'ta Ukrayna'nın bir sınırı yok. Ama mesele Ukrayna değil. Mesele Amerika Rusya'nın Soğuk Savaş'ın yeni sürümünü 2.0, Soğuk Savaş 2.0 onu devam ettiriyorlar. İşin temeli şeye dayanıyor. Sovyetler Birliği'ne dayanıyor. Kavganın şu anki versiyonu Sovyetler Birliği'ne dayanıyor. Ne diyorlar? Normandiya formatında konuşalım. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi formatı. Ne konuşuyorsunuz siz? Bırakın bu kavgayı. Yapacaksanız da gidin Baltık'ta yapın. İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Finlandiya. Girin birbirinize. Hepiniz de güçlü devletlersiniz. Hiçbiriniz Ukrayna gibi fukara değil. Romanya gibi, Bulgaristan gibi başını derde sokması en son düşünebilecek ülkeler değilsiniz. Gidin yukarıda savaşın. Yapmazlar. Yapabilemezler yani. Şimdi Batı Amerika Ukrayna'yı sopa olarak kullanmak istiyor. Putin ona hançer diyor. Çünkü tam Moskova'nın altından içeri giriyor. Putin de Batı'ya karşı kendine bir duvar oluşturmaya çalışıyor. Belarus, Ukrayna. Onun için de Belarus'u ele geçirmiş, Ukrayna'yı geçirememiş. Ukrayna'da Batı yanlısı bir yönetim var. Orada da doğuda kuyruğuna basıyor Ukrayna'nın. Fakat orayı alacak da değil. Toprağa ihtiyacı yok ki. Donbas'ı alsa ne olur yani? Donbas'ın 500 katı büyüklüğünde toprağı var. Ama oraya basarak Ukrayna'yı rehin alıyor. Bir, iki, Ukrayna'da gelecek seçimlerde Rus yanlılarının elini güçlendiriyor. Kendi Rus nüfusunun nüfuzunu arttırıyor ve Rus yanlılarının elini güçlendiriyor. Zamanında hatırlayın, Timoşenko başbakan, o kadın ilk kadın başbakan falan, ilk dedi ki zaten 5 yıllık 10 yıllık devletti. Batı yanlısı tutumundan dolayı alaşağı edildi. Sonra seçime girdi Gül devrimiyle, 2004'tü yanlış hatırlamıyorsam. Seçimi kaybettiler. Rus yanlısı geldi. Sonra o gitti. Ortada biri geldi. Sonra işte idare etmeye çalıştı. Sonra Poroshenko geldi. Çikolatacıdır kendisi. Ukrayna'nın en meşhur markasıdır Roşen çikolataları. Soyadından geliyor. Soyadının ortasındaki Roşen kısmı. O da bir denge tutturalım, arada gidip gelelim dedi. O da beceremedi. Şimdi denge politikası çok risklidir. Bakın biz de denge politikası yürütüyorduk Türkiye'de. Cumhurbaşkanı dengeyi koruyalım, bizi burada güçlü tutun dedi. Ne silah verildi, ne hava savunma sistemi verildi, ne de terörle mücadeleye destek verildi. Ondan sonra tamam dedi, anlaşıldı. Böyle bir durum yok demek ki. Denge değil, kendi dengemi kendim sağlayacağım. Rusya ile de başka bir iş yaptı Türkiye. Amerikan güçleri Batı ile de başka bir iş yapmaya çalıştı. Sonuçta başarılı oldu mu? Evet oldu. Akdeniz'de Türkiye'nin dediği yere gelindi mi? Gelindi. Libya'da Türkiye'nin istediği oldu mu? Oldu. Ege'de kavgadan Fransa, İtalya kazandı mı? Kazanmadı. Suriye'de Türkiye'nin istediği, her şeye rağmen istediği bir kısmı oldu mu? Güvenli bölge ve çatışmasızlık oldu. Arada arıza çıkartılan Azerbaycan'da Türkiye'nin dediği oldu mu? Oldu. Kabul edildi mi bunların hepsi? Kabul edildi. Peki. Dolayısıyla bu noktada bu işin bir yeni Rus, Amerikan, Sovyet Amerikan kavgası olmasına mani olacak tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Erdoğan, ben önce Kiev'e giderim dedi. Sonra Arabuluculuk'tan bahsetti. Sonra Moskova'ya da giderim dedi. Ama dün Amerika'nın mektubu Moskova'ya ulaştı. Amerikalılar Moskova, Putin nihai olarak Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağını söyleyin bana diyordu. Bu söylenmedi. Başka bir takım tavizler verildi ama bu söylenmedi. Ama şunu da biliyoruz. Amerikalıların Ukrayna NATO'ya alınacak ifadesi takvimsiz bir ifadedir.
Hani biz destekleyelim şimdi onu söylemezsek Olmayacak bir bütün şey güvenimizi anlamında mı kaybedeceğiz. Tabii ya, diyorsunuz o ben? bizim Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği gibi bir şey o. Ha. Son halde eğer Rusya bu iş için kavgayı göze alırsa NATO üyelerinin tamamının onay vermesi lazım böyle bir şeye. Ben Türkiye'nin vereceği kanaatinde değilim. Evet. Yani o çünkü başka bir çatışma doğurur. NATO, bu dün Stoltenberg söyledi. NATO savaş şey için değil, güvenlik içindir, savaş için değildir. Bu çok önemli bir laftır yani. Evet. Biz çatışma çıkaracak bir şey yapmayız diyor yani. Aslında az önce söylediğimi söylüyor. O yüzden NATO'nun Ukrayna'yı alacağı ya almasın, güvenliğini sağlasın. Zaten NATO güvenlik örgütü değil mi? Güvenliği üye olarak alarak sağlamanız şart değil yani. Evet. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı'nın işi bu tarafıyla kotarabileceği düşüncesindeyim. Putin de biraz o mektuptan rahatsız. Mektuba kısmi bir cevap verildi zannediyorum ama henüz Evet. ayrıntılarına bakamadım. Cumhurbaşkanı ile konuşmak için hayır sen gelme ben geleyim demesini de son derece önemli buldum. Tabii Putin çok kurt bir istihbaratçı. Mümkün olduğunca kendine yontmaya çalışacaktır. O kadarını da yani o kadar da abi geleyim sen bizi kurtar bu işten falan diye gelmiyor yani. Onun derdi aslında Ukrayna'yı durdurun diye geliyor. Mesele biraz bu. Yani şunu da bir cümleyle söyleyeyim. Ukrayna krizinin dedim ya sebebi Sovyetlere dayanıyor diye. Ukrayna krizinin sebebi şudur. Herkes bunu bir toprak kavgası falan zannediyor ama öyle değil. Rusya bunu Gürcistan'ın Abazya'ya saldırması şeklinde o şekilde anlatmaya çalışıyor. Stalin zamanında ve sonrasında da Rus nüfusu Sovyetler coğrafyasının her yerine dağıtıldı ve bir nüfuz alanı elde edildi. Ruslar orada yarısı istihbaratçılık yaptı. Yani Komünist Parti'nin KGB ajanlığını yaptı. Kalan kısmında oradaki nüfusu Ruslaştırdı. Bu Sibirya'dan Baltıklara kadar Evet. gerçekleşti. Diyeceksiniz ki ne kadar çok Rus nüfusu varmış. Valla varmış, Moskova'yı boşalttılar neredeyse. Fakat bir de Rus nüfus gönderdikleri yerlerdeki yerli nüfusu da alıp başka bir yere gönderiyorlardı. Dolayısıyla 100 kişi gönderdiğinizde 100 Rus gönderdiğinizde etkisi 200'e çıkıyordu. Oradaki kendi nüfusunu azalttığınız için. Ukraynalıları da alıp Sibirya'ya, Çeçenistan'a falan sürüyorlardı. Dolayısıyla şimdi Putin bu mirastan yararlanıyor. Donbas bölgesinde de var ve onlar da diyorlar ki biz buradan ayrılmayacağız ama bağımsızlık ilan ediyoruz. Özerklik ilan ediyoruz. Ukrayna da diyor ki kardeşim bölücülük yapmayın burası benim toprağım. Bölücülük yaptıkları, ayrılıkçılık yaptıkları çünkü asker sevk ediyor. Bu sefer de Rusya diyor ki orada benim vatandaşlarım var, çifte vatandaş onlar. Benim vatandaşlarıma saldırıyorsun sen diyor. Yani kendi toprağına güvenliğini sağlıyorsun demiyor. Benim vatandaşlarıma saldırıyorsun diyor. Ve Putin tesadüfen bundan birkaç yıl öncesine kadar oradaki Rusların ve çoğu Ukraynalıların hepsine Rus pasaportu verdi. Ve dolayısıyla şimdi onların hakkını savunuyor, pozuna yatıyor. Diyor ki Ukrayna Donbas bölgesine müdahale etmesin. Güvenlik operasyonu yapmasın. Asıl mesele budur. Yaparsa ben oradaki vatandaşımı korurum diyor. Yani oraya girerim diyor. O yüzden işin arkasında yatan sebep Sovyetik bir sebep. Amerika'nın ve Batı'nın verdiği tepki de Soğuk Savaş tepkisi. O ikisinin arasında herkesin yapacağı şey var. Zelenski'nin de yapacakları var. Putin'in de yapacakları var. Ama bence bu ikisi %50'nin içerisinde işin sadece %50'si Amerika ve Avrupa'nın Ukrayna'yı Rusya'nın kafasına sopa olarak ya da karnına hançer sokmak için kullanıp kullanmayacağı Evet. mevzunun sonucunu bu belirleyecek. Üzeyir Hocam, şimdi ekopolitik açıdan irdeleyelim sizinle de. Rusya'ya baktığımız zaman aslında bir savaşa girecek kadar da kuvvetli bir ekonomisi olmadığını görüyoruz. Rus rublesi şimdiden değer kaybetmeye başladı. Bu açıdan baktığımızda neler olup biter sizce? Biraz Rusya'yı konuşalım. Öte yandan olası bir savaş kimi, nereye, nasıl etkiler ekopolitik açıdan? Evet, yani bizim coğrafyamızı yakından ilgilendireceği kesin. Yani Türkiye son yıllarda biraz önce Mustafa Bey de bahsetti. Tek eksenli politikadan çift eksenli politikaya geçti.
Yani özellikle Avrupa Batı toplumuyla olan ilişkilerin yanına Rusya ile olan ilişkileri de ekledi. S-400'den alımı da bunun nişanesi oldu diyebiliriz. Bu açıdan bölgede yaşanacak bir gerginlik Türkiye'yi de olumsuz etkileyecektir. Karadeniz'de de istikrarsızlaştırmayı belki beraberinde getirecektir. İşte boğazların kullanım hakkı, buradan geçecek gemiler vesaire konusu. Doğal gaz Bunlar elbette meselesi de var bir de. aynen doğal gaz meselesi. Bunların hepsi olumsuz etkileyecektir. İkinci büyük etkiyi de sizin de bahsettiğiniz doğal gaz ve enerji fiyatları üzerinden görüyor olacağız. Yani biz biraz önce bahsetmiştik. Petrol fiyatlarında Merkez Bankası 2022 ortalamasını 80 dolar olarak alıyor Amerikan petrolünde. Şu an zaten o fiyatların üzerindeyiz. Ola ki Rusya-Ukrayna çatışması çıkacak olursa bu ilk etapta doğal gaz ve doğal gazdan dolayı da işte petrol fiyatlarında ciddi bir artışı da beraberinde getirecektir. Bu ciddi bir enflasyonist etkiyi de taşıyor olacak tüm dünyaya. Türkiye özellikle burada netteki petrol ithalatçısı olması nedeniyle bundan ekstra olumsuz etkilenenler tarafında olacak. Yani hem jeopolitik risk algısının artması, Türkiye'nin buradaki konumlanması hem enerji fiyatlarındaki artışlar bunlar çift yönlü olarak Türkiye ekonomisi üzerinde de olumsuz etkiler uyandıracaktır. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi bir taraftan Rusya'nın ekonomik durumunu işte olası yaptırımları göz önünde bulundurduğumuzda işte bu ihtimal azalır mı diyoruz ama geçmişine baktığımızda da örneğin Gürcistan konusunda Batı toplumunun yeterli tepkiyi verememesi zaten şey cesaretlendiren temel unsur olmuştu. Devamında Kırım oldu ve izlediler sadece. Ve şu anda Rusya bunlardan cesaret almış durumda ve Avrupa'yı da olası bir ekonomik yaptırıma karşı doğal gaz silahıyla sürekli tehdit etme konumunda. Hani böyle bir süreç iki tarafı da zorlayabilir. Yani diğer taraftan Avrupa tarafına baktığımızda Almanya, Fransa çeşitli açıklamalar yapıyorlar ama gerilimin tırmanmaması konusunda da onlar da çok ihtiyat. Yani Amerika ve İngiltere kadar şahin değiller. Onlar biraz coğrafyadan uzak olması nedeniyle rahat atıp tutuyorlar tabiri caizse ama bölge ülkeleri bu sürecin kızışmasını istemiyor. Çünkü bu süreçten karlı çıkan olmayacak. Yani böyle bir sıcak çatışma ortamı doğacak olursa. Bu arada Hakan Güldağ, ekonomi gazetecisi bizimle. Hakan Hocam, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın Hakan, hoş Mustafa, geldin. günaydın. Teşekkürler. Mustafa Kartoğlu'na, Yüzeyir Doğan'a da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Saygılar bizden. aracılığınızda. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Rusya-Ukrayna krizini konuşuyorduk biz de. Siz neler söylersiniz? Krizin ulaştığı son noktada nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Valla biraz önce Sayın Doğan'ın yorumuna katılıyorum. Çünkü hakikaten Rusya bu işi pek bırakma niyetlisi gibi görünmüyor. Ama hani Batı da özellikle Avrupa tarafı da bu konuda bir ağırlık koymakta biraz imtina ediyor sanki. Yani belli bir yere kadar bir şeyleri söylüyorlar, ifade ediyorlar ama ondan sonra da yani bir anlamda işin peşini yine Rusya'nın yorumlamasına bırakıyorlar, Rusya'nın yönlendirmesine bırakıyorlar gibi bir tabloyu okuyorum ben. Ben asıl tabii bizi ilgilendiren geçen Antalya'daydım da en çok sorulan sorulardan bir tanesi oydu. Hani acaba Ukrayna ve Rusya deyince bizim en büyük iki turizm pazarımız yani Türkiye'yi seven, Türkiye'ye Covid-19'a rağmen gelmeye devam eden bir iki ülkeden bahsediyoruz. Tabii ki birisinden yani her ikisi arasında sayı anlamında farklılıklar olsa da hani baktığımızda %85'i geçen yıl gelen turistlerin Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistlerdi. Yani o kadar önemli bir yerleri var turizmimizde. Bu açıdan da tabii orada bir sıcak çatışmaya dönüşmemesi, işin mümkün olduğunca ne kadar çözülebilir orası ayrı mesele ama çünkü çok temel meseleler var. Diplomatik yollardan bir sükuna ulaşması en büyük dileğimiz Türkiye tarafı olarak.
Peki, şimdi Rusya-Ukrayna krizi konusunda konuklarımın eklemek istediği bir şey var mı? Yoksa ekonomiden başlıklara geçeceğim Mustafa Bey. Yok yani bu dediğim gibi sakinleşmesi gerekiyor ortalığın. Onu da sağlayacak en önemli aktör Cumhurbaşkanı. Peki. Amerika'da tabii buradan kendi çıkarına zaferle çıkmak istiyor. İşte Rusya'da zaferle çıkmak istiyor ama burada bir zafer yok. İki tarafı da. Zafer burada sakinleşmek. Yani kazanç burada bu. Herkese kazandıracak olan o. Ama seçimi var. O şeyin Biden'ın. Şimdi ara seçime gidecek. Buraya Rusya'ya karşı bir zafer taşımak istiyor Washington'a. Ama böyle küçük hesaplar yüzünden de bir ülkeyle oynanmasına müsaade etmememiz lazım bizim. Burada ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanı çözsün bu işi. Biden bu işten kaybedecek. Biden'a seçim kaybettirir Cumhurbaşkanı buradan oraya. Bu kadar net söylüyorum. Evet. Üzeyir Hocam, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Yok, ben de Mustafa Bey'e katılıyorum. Yani inşallah sükunet bulur. Hepimiz bir rahat nefes alırız yani. Covid'den sonra bir de bu işlerle uğraşmak zorunda kalmayız. Geçen gün onu söylüyordum. Benden işte gündemden ruhsal olarak dinlenebilmek mümkün değil. Yani dışarıda bir şeyler oluyor. İçeride bambaşka siyasette, ekonomide farklı rüzgarlar esiyor. Sen gene Allah başka dert vermesin. Bu işleri yönetilebildiği zamanlarda yaşıyoruz. Yani 20 yıl öncesini bilseydi. Öncesini bilemediğim için bu kadar yorucu geliyor. Evet. Peki. Hakan Hocam, yine sizinle devam edelim. Üzeyir Hocam'la konuştuk yayının başında yılın ilk enflasyon raporunu. Şahap Kavcıoğlu'nun vurguladığı bir şey vardı. Liralaşma stratejisinden bahsetti. Sizin dikkatinizi neler çekti Kavcıoğlu'nun mesajları arasında? Evet. Üzeyir Bey zaten gereken her şeyi söylemiştir. Şey yapamadım ama yani öyledir. Her zaman çok olsun. Biz birbirimizi tamamlıyoruz hep sohbet ederken. İllaki. Şöyle diyeyim. Yani benim tabii ki yani bir liralizasyon diyelim, liralaşma stratejisi diye Sayın Başkan anlattı. Evet. Yani tabii biz vatandaşlar tarafından bakınca yani bu bir süredir bu dolarizasyon ve liralizasyon arasında gidip geliyoruz zaten. İşte bir rekabetçi kurumuz oluyor. Şimdi bir liralaşma stratejisi oluyor. O tarafı işin biraz belki daha politik ekonomik tarafı. Ekonomi politik tarafı. Ama hani ne olacak deyince baktığım raporda gördüğüm şeyler şu. Yani birincisi Merkez Bankası da daha gerçekçi bir yere doğru gelmiş. Yani bizim burada daha öncesinde epey konuştuğumuz konular vardı. İşte enflasyonla ilgili tahminler ya da beklentileri paylaşmıştık. Onları Merkez Bankası da bir şekilde ifade etmiş. Evet. Bence bu tarafı önemli. Yani raporda riskler belirlenmiş. Burası da önemli. Yani daha gerçekçi bir platforma oturmuş. Ama yıl sonuna ilişkin tahmin yine en iyimser senaryoya göre yapılmış. Umarız da öyle olur. Hani 22-23.2 olarak yıl sonu tüfeği görüyor. Tabii bu her şeye rağmen çok yüksek bir oran. Hani biz bunu hedeflerken, hedef %5 iken aslında enflasyonda tahminin 23.2 olması çok şey değil, anlamlı değil yani o tarafından bakınca, ama gerçeklere bakınca önemli. Buraya gidebileceğimizin, eğer gerçekten dolar ve şey tarafında, genel olarak kurlar tarafında bir sakinleşmenin devam ettirilmesi, şu sıralardaki aralıkların sürdürülebilmesi mümkün olursa çok uzak bir hedef mi? Değil. Ama piyasanın yıl sonuna ilişkin beklentileri genellikle 30-35 aralığında şekilleniyor. Ki hani Ocak ayında yani bunu bir anlamda destekleyecek bazı argümanlar da var. Zemin var. Nedir onlar? Zaten Ocak ayında da muhtemelen çift taneli bir enflasyon görme olasılığımız var. Yani görürüz görmeyiz bilmiyorum ama çift taneli bir enflasyon görme olasılığımız var. Ben bizim Alaaddin Aktaş'ın hesaplarına hep bakıyorum orada. İşte yani %50'ye yaklaşan bir enflasyondan bahsediyor yaptığı hesaplamalar sonucunda. Şimdi onun dışında
Petrolde 80 dolar alınmış. O da önemli. Yani orada da daha gerçekçi bir yaklaşım. Ama onun üstünde bir yerlerde ortalamanın gerçekleşmesi yani daha mümkün gibi görünüyor. Yani petrolde bu sene hem devletler arası manipülasyon nedeniyle hem de işte bu talep nedeniyle bir şey olacak, bir yukarıya yani yukarıda kalmaya devam edecek, hı hı, gibi görünüyor petrol. Orası da bir risk unsuru. Tabii bilemeyiz tam olarak ama genel olarak emtia tarafında bir yukarıya beklentinin biraz aksine de diyebilirim. Çünkü bu sene emtiada biraz daha sakinleşme, daha hızlı bir sakinleşme bir beklenti de vardı yıl sonuna doğru. Ama hı hı, şimdi emtiada fiyatların işte nikel vesaire böyle ana metaller de dahil olmak üzere bir hareketlenme, yukarı bir hareketlenme görüyoruz. Bakalım ya, dünyadan da enflasyon ithal etmeye devam edeceğiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Lafı çok uzatmayayım. Yani yurt dışı etkiler olacak. Benim önemli üzerinde durmak istediğim bir başka konu gıda enflasyonu. Orada mutlaka yapılması gereken bir şeyler olmalı. Eğer biz sene sonunda 20'ler düzeyinde bir enflasyonu TÜFE'de hedefliyorsak. Çünkü işte Antalya tarımın bir anlamda başkenti de sayılan bir ilimiz. Oradaki sohbetlerde yani bir gübre meselesinde yani örtü altı tarım yoğun olmakla beraber Antalya'da gübre ve ilaçlamada minimum düzeylerin kullanıldığı, bazı üreticilerimizin atmadıkları yani ne fiyatlar çıkacağını bilmedikleri için gübre atmadıkları ifade edildi. Bu anlamda Mart'tan sonra fiyatlarda da hem bir yukarıya çıkış hem de bazı, evet, ürünlerde eksilme olabileceği ifade ediliyor. Mesela Antalya Ticaret Odası Başkanı Ali Çandır'la olan sohbetimizde Sayın Çandır yani özellikle orada da bir şu anda bir soğuklar yaşanıyor. Hı hı. İşte kömürle bir şekilde ısıtmaya çalışılıyor seralar. Kömürün de tonu 5000 lira olmuş. Onu da arada ifade ettiler. Veyahut da işte seraların üzerini yağmurlama yöntemiyle buzla kaplayıp yani 1 santim, 3 santim buzla kapladığınız zaman, hı hı, seranın içindeki ısının hiç olmazsa 1-2 derece daha korunabildiğini, evet, ifade ettiler. Ürünü bir koruma çabası var şu anda. Çünkü tam birçok ürün var serada, örtü altında ama onun korunması gerekiyor dona ve soğuklara karşı. Fakat Sayın Çandır'ın ifadesi 5 Şubat'a kadar sürecek gibi görünüyor soğuklar. Ve bu süreç içerisinde biraz hem kalitede düşüş olacak ama fiyatlarda da biraz yukarıya doğru bir çıkış olacak beklentisi vardı. Dün Aksaray Ticaret Odası Ticaret Borsası Başkanımızla, evet, görüştüm. Hurşit Başkan'la. O da onlar yani hakikaten Aksaray şimdi tarımda önemli illerimizden, tarım hayvancılıkta ilk onda ki illerimizden bir tanesidir. O da mutlaka bazı desteklemelerin gelmesi ve üretimin devam etmesinin, üretimde bir sıkıntının ortaya çıkmamasını gerektiğini söyledi. Yani verdiği bu bizim hepimizin de biraz artık öğrendiği bir yem et, yem süt paritesi var. Diyor ki 80 liralık yem yiyor hayvan, dana, ama bundan bu 80 liralık yemden kazandığı 500 gram et, fakat bunun piyasadaki şu anda karşılığı 30 lira civarında. Hani bunu çok sürdürmemiz mümkün olmayabilir ama biz inatla üretmeye devam edeceğiz, ısrarla üretmeye devam edeceğiz. Fakat bu süreçte bir destek bekliyoruz diye ifade ediyorlar. Yani bu şimdi gıda enflasyonu tarafı, burası önemli. Bu çünkü vatandaşımızı da hepimizi çok da yakından, evet, ilgilendiriyor. Bir de bir başka boyut daha var. Sayın Doğan'ın gözlemleri nedir onu da merak ederim. Ama ben bir süredir bu finansmana erişim konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Hala da yaşanıyor. Ama kredilerde bir ivmelenme yavaş yavaş görmeye, gözlemlemeye başladık. Biraz da bu isteniyor. Bu yönde de zannediyorum bir KGF'de
hazırlandı ve geliyor. Yani o da gelecek. Şimdi bu kredilerde inmelenme aşırı hızlanırsa o noktada enflasyonla mücadelede biraz daha zorlaşabilir. Yani bunun da bir dengesini yürütmemiz lazım. Tabii biz enflasyonu şu sırada bir numaralı mücadele alanımız olarak bana göre hala görmüyoruz. Yani bizim şu andaki en önemli odak noktamız liralaşma meselesi gibi görünmüyor. Ama şöyle şu tarafından belki öyle olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'nin döviz bir kitlesini kontrol etme çabamız bizim ön plana çıkmış vaziyette. Yani burayı idare etmeye çalışıyoruz. O çerçeve içerisinde hani DTH'ların bozulması, bununla ilgili olarak işte DTH'ların kur korumalı mevduata ya da başka Türk lirası enstrümanlara da geçmesi imkan dahilinde, öyle anlaşılıyor. Şimdi tebliğ çıktığında onu daha net göreceğiz. Bu arada bir parantez açayım. Yani son duyumlarımız o 3 aylık vade olmayacak diye bir yaklaşım ortaya çıkmıştı. Hani hem baktığımız zaman yani kanunda esas itibariyle bu yönde bir düzenleme vardı ama daha sonra işte 6 aylık ve üzeri mevduatlar yapılacak, yani vadeler yapılacak denmişti. 3 aylık vadenin tebliğde olduğu duyumları var. Yani bu önemli. Çünkü DTH'ların bozulmasını ya da o hareketin hızlanmasını destekleyebilecek bir unsur bu 3 aylık vade meselesi. Bir de acaba vergiden, yani kambiyo gelirlerinden geçen yılın son 3 ayında elde edilecek kambiyo gelirlerinin vergisinden istisna edilmesi ihracatçılarımızın gibi bir düzenleme var. Burada DTH'ın tamamının bozulması gerektiği yönünde bir söylem ortaya çıkmıştı. Bu böyle bir beklenti vardı. Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Onun da duyumumuz o yönde ki bu tebliğde hayır, DTH'ın tamamını bozması gerekmiyor. Burada daha işte diyelim ki vergisiyle ilgili olan diyelim 5 milyon liralık bir vergi oluştuysa bu kadarlık bir bozmak ve o işini görebilecek şekilde DTH'ını bozması yeterli olabilecek gibi görünüyor. Bunlar kolaylaştırıcı unsurlar olarak görüyorum. İşte umuyorum o tarafını sağlayabilirsek ve kurları da istikrarlı tutabilirsek biz biraz o dolarizasyondan hani ters dolarizasyona doğru geçip bir liralaşmaya, çünkü liralaşma bence öyle çok hızlı olabilecek bir şey değil. Ama o yöne doğru Türk lirasının yeniden bir güven ve bir nasıl diyelim güç kazanmasını sağlamak mümkün görünüyor bana göre. Bu arada biz teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Biz sohbet ederken TÜİK'ten veriler geldi. Ekonomik güven endeksi açıklandı. Aralık ayında 98,2 olan ekonomik güven endeksi Ocak'ta %2,7'lik artışla 100,8 değerine yükseldi. Üzeyir Hocam, ne söylüyor rakamlar bize? Yani şöyle söyleyeyim, aslında bizde ekonomik güven endeksi biraz kurla da ilişkili. Kur volatilitesi azaldığı zaman ekonomiye ilişkin güvende de artış oluyor. Kur volatilitesi arttığı zaman da ya da kurlar yükseldiği zaman da ekonomiye olan güvende bir düşüş oluyor. Bu son dönemde TL'deki stabilizasyonun bir katkısı bence. Bunun etkisi olduğunu söylemek mümkün. Biraz önce Hakan Bey de bahsetti bu krediler tarafındaki genişleme. Özellikle kamu bankaları burada ön ayak olacak gibi ama aslında özel sektör tarafı o kredi genişlemesi tarafında iyi gitmiyor. Hatta orada hafif bir kredi daralmasında olduğundan bahsediliyor. Yani özellikle bu şirketlerin de kamu bankalarına yönlendirilmesi var. Hatta Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde bunu ifade etti. Kamu bankalarına yönlendi ama kamu bankalarında sonuçta bir sermaye yeterlilik sorunu var. Bir sermaye artışı gerçekleştirilecek kamu bankalarında ama tüm ülkenin yükünün, kredi yükünün kamu bankalarına yönlendirilmesi ve orada yönetilebilmesi elbette mümkün değil. Bir süre sonra belki özel sektöründe
elini taşın altına koyduğunu görüyor olacağız. Böyle zamanlarda bir farklılaşma oluyor. Yani kamu bankalarının ticari kar amacı ikinci plana itilebiliyor. Hatırlanacak evet. olursak geçtiğimiz yıllarda bir kamu bankasının genel müdürü de şöyle bir ifade kullanmıştı. Bu yıl kar yılı değil, ar yılı diye. Yani kamu bankası olduğunuz zaman öncelik değişebiliyor. Yani o evet. açıdan da farklılaşmalar ortaya çıkıyor ama özel bankalar tarafında öncelik kar elde edilebilmek, ticari müessesenin devamlılığını sağlayabilmek. Evet. Yani bu açıdan baktıklarında onlar piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa kendi risklerini minimize edebilecek, kendi karlarını maksimize edebilecek kararları alma durumundalar. Yani onlar ticari düşünmek zorundalar. Bu nedenle de onları da çok fazla eleştirmek doğru mu bilmiyorum. Yani piyasa koşulları bunu getiriyor. Evet. Mevcut enflasyon koşullarını vesaire göz önünde bulundurduğumuzda. Özel sektör tarafı dediğim gibi kredi büyümesine çok sıcak bakmıyor. O tarafı kamu üstlenecek. Kamu tarafında da şöyle bir uygulama var. Yani daha önceki KGF'ye AKM'yi de hatırlar. Yani çok ciddi manada neredeyse şubenin önünden geçenin kolundan tutup eğer KGF'yi kullanma yetkisi varsa KGF kullandırıldı. Yani bu konuda çok ciddi uygulamalar gördük. Yani sanayi odasında KGF kullanılabilecek firmaların listelerini, kodlarını çekip o firmalara hani gidip ihtiyacı olmasa bile KGF alın çünkü verilmesi isteniyordu. Kime vereceklerini bulamıyordu bankalar. Hani gelen az, talep eden az. Bari biz gidelim diye ayaklarına gidip bakın siz bu uygun faizle kredi alabiliyorsunuz vesaire şeklinde KGF'ler kullandırıldı ve bunlar daha sonra farklı bankalarda mevduatlara dönüştü. Yani daha yüksek faizle. Bunu artık piyasada herkes biliyordu zaten. Bu bir kısmı da hani bu şekilde gitti diye. Ama bu sefer daha seçici bir kredilendirme sürecinden bahsediliyor. Yani kamu bankalarından krediyi aldım, götürdüm özel bankaya mevduat yaptım gibi bir uygulama istenmiyor. Ve bunun da kamu bankaları tarafından çok sıkı takip edildiği yönünde de açıklamalar var. Bu açıdan ben biraz bu kredi büyümesini dengeleyebilir. Yani bu sefer hani yoldan geçene kredi verilmeyecek olması biraz o kredi hacminin genişlemesinde az da olsa sınırlayıcı etki oluşturabilir diye düşünüyorum ben. Kredi büyümesi ve daralması tam olarak ne oluyor Zehir Hocam? Yani şöyle, yani piyasada eğer bankalar ciddi manada bir kredi verirse, ya bu kredi büyümesi diyoruz, kredilerin miktarındaki artış. Krediler miktarındaki artış da Türkiye'de büyümeye baktığımızda burayla doğrudan orantılı. Faiz yani, oranı değil o zaman. Değil. Yani buradaki kredinin toplam kullandırılan kredi hacmi bankalar tarafından. Türkiye'de bu kredi hacmi arttığı zaman, yani toplam büyüklük arttığı zaman bunun büyümeye de etkisini görüyoruz. Enflasyonda da talep arttırıcı etkiler nedeniyle yukarı yönlü etkilerini görüyoruz. Eğer bir kredi daralması söz konusuysa bu hem büyümede biraz yavaşlatıcı etki görüyor hem de talebi körüklemediği için enflasyon tarafında düşürücü etki oluşuyor. Burada bu sürece dediğim gibi özel bankaların ne ölçüde katılacağı önemli. Yani onlar şu anki duruşlarını koruyacak olurlarsa elbette kamu bankaları kredi hacmi genişleyecektir kamu bankalar tarafında ama bu özelde düşen tarafı kamunun finanse etmesi ve belki biraz kamu desteğiyle de sınırlı da olsa artışı da getirebiliyor olacak. Özel sektörün burada, özel bankaların daha doğrusu burada izleyeceği tavır daha önemli olacak. Sizin çizilen bu çerçevede eklemek istedikleriniz neler? Öte yandan enflasyon raporunda neler dikkatinizi çekti? O konuda da fikrinizi merak ediyorum. Bana enflasyon raporundan önce dün bir ödülü atıfta bulunarak bir cümle kurmak istiyorum. Şimdi burada biz dolar izleyiciler, izleyi falan konuşuyoruz ama bu bizi paralize etmesin. İşimiz çünkü işimiz paralize olmak değil. Tam tersi stabilizasyonu sağlamak ve organize olmak. Yoksa bu iş zaten yeterince politize olmuş. Bunu biraz daha bunun üzerine o politize tarafından gidersek bu da toplumu biraz polarize hale getirir. Şimdi, ben cümleyi kaçırdım. Bunu niye söyledim? Yan yana getirince anlamlı oluyor. Bu şimdi mesaj olarak söyledim? Da atar mısınız? Dün Türkçe ödülleri verdi Cumhurbaşkanı da o yüzden. Şimdi bir araya sokmak istedim bunu. Önemli çünkü Türkçe ödülleri. 24 televizyonunda programcıları Türkçe ödülleri aldılar. Evet. Türkçenin doğru ve iyi kullanımı, güzel kullanımı. Ne
Ekonomide de buna ihtiyacımız var. Evet. İşte atıyorum bilimde de buna ihtiyacımız var. Plazalarda daha çok ihtiyacımız var. Hakan daha iyi Evet. bilir. En çok da plazalarda ihtiyacımız var. Çünkü hakikaten böyle iş, işletmecilik falan bütün o veriler işte bizim Türkçe'de akademisyenlerin çok sevdiği kavram setleri dışarıdan geldiği için, çeviri olduğu için birçok işte nasıl olsa İngilizce biliyor. Hadi bunları da çevirmeyelim. Bu da doğrudan girsin diye. Geldi girdi. İşte kompütür gibi. Ama biz ne yapıyoruz? Bilgisayar kullanıyoruz, kompütür kullanmıyoruz. O arada birinin devreye girmesi gerekiyor. O biri Türk Dil Kurumu olur, başkaları olur, yazarlar olur. Yazar üretir yani. Bizim de sorumluluğumuz var netice itibariyle. Onun yerine şunu kullanabiliriz falan diye. Bir de kısaltmalar var. Arada latifesini yapıyorum ben size. Günaydın yerine gün ol İşte o tabii yeni nesil, her yeni nesil kendince biraz daha bunu kısaltıyor. En son şeye döneceğiz biz. Bak adı aklımdan gitti. Hakan sen bilirsin. Kısa yazı neydi? Bizim okulda, mektepte öğrendiğimiz. Steno'yu mu Evet diyorsun? evet steno. Steno. Bu iş artık giderek steno'ya dönüşecek yani. Çünkü şeyler bu şekiller, gülümsemeler filan, kızgınlık işaretleri, şeylerle yapılan harflerle, parantezlerle, iki nokta üst üstelerle yapılan. Bunlar bizi yavaş yavaş geldiğimiz yere işaret diline geri götürüyor. Şimdi şeye bu çivi yazısına falan geri götürüyor. O yüzden dilin o zenginliğini korumak lazım. Evet. O yüzden enflasyon raporundan daha fazla bu konuyla ilgiliyim ben. Doğrusu bu. Biraz ama Çünkü orada zevkli şöyle yükselme bekleniyor ya, enflasyon yani dışarıdan enflasyon demin Hakan da söyledi. şu Bir yükselme bekleniyor ve bizim işte tahminini de yükseltti Merkez Bankası. Ama bizim o yükselişe karşı alabileceğimiz tedbirler var. Evet. Ya daha ileri gitmemesi için ya da bakın 2008'de o finans krizi teğet geçti. Bıraksaydınız kendinizi rüzgara kapılırdınız. Bırakmadınız teğet geçti. Teğetin yerine de bir şey, bir kelime bulmak Kelime. lazım. Şimdi dolayısıyla siz pozitif ayrışabiliyorsunuz. Olumlu ayrışabiliyor. Buradan da ayrışın. Enflasyonda da ayrışın. Nerede ayrışacaksınız? Evet, ithal ürünlerde ayrışamıyorsunuz. Hiç itirazım yok. Ama salatalıkta da ayrışın be kardeşim. Domateste de ayrışalım yani. Patlıcan 30 lira dedim dün. Patlıcan 30 lira değil, 34 lira. Artı mı yine? Yani normalde 4 lira falan olduğu zamanları biliyor işte geçen yaz falan. O civarlarda bir şeydi. Yani fiyatını aklımda tutabileceğimiz kadar Kabak önemli 22 değildi yani. pazarda. Şimdi bu, yalnız bu haftanın özelliği. Şey Abi kar kışla yağdı benim böyle oldu. para. Böyle bir mazeret var. Evet. Tamam mı? Kar yağdı böyle Ya bir oldu. hava Ama bu şey olayı gibi elektrikler kesikti vuku bulmaya çalışamadım görsün hocam gibi bir şey gerçekten. yani. Bu Evet. şey genel geçer bir mazeret. Şunu hatırlıyorum ama bu da bazı şeylerde devletin sorumluluğunu hatırlatmam lazım. Ankara'dayken benzer bir salatalık fiyatlarını konuşuyoruz. Fotoğraflar bende hala duruyor. Şimdi yenilerini çekiyorum. 2008'in fotoğrafları. Salatalık yine 8-9 liraya çıktı, 12 liraya çıktı. Dedim arka salatalık bu ya. Sene 2008 salatalık 12 lira. Şimdi 16 lira diye şikayet ediyorum. Ve sebebini öğrendim Hakan. Dediler ki efendim salatalık dondu. Hakikaten satışta olan bir ikinci tip salatalık var. O da 5-6 lira falan, da ucuz değil. Ama belli rengi, bazı yerler dalgalı renkleri var. Yani donmuş ve şey yapmış, buzu çözülmüş. Tabii duran bir şey değil. Donunca salatanın tadı kaçıyor. Dedim niye dondu bu? Dediler ki işte ya depolama. İşte burada mesele, yani devletin sorunu bu. Depolama alanlarının nitelikli olması gerekiyor. Bir defa kayıtlı ve şeyli niteliklere, standartlara uygun olması gerekiyor. Sonuçta kaybolan şey bir kamusal değer, milli servet yani. Çünkü birisi alıyor. Lisanslı Ha bunu depoluyor musun? Depolayamıyorsun. Onu depolayamamanın, düzgün depolayamamanın maliyeti bana 3 katı olarak, 2 katı olarak yansıyor. depoculuk. Depola kardeşim. 2 liralık salatalık 2,5 lira olsun. Buna razıyım, problem yok. Ama orada ısı dengesini kuracak kadar elektrik enerji harcasın. Üstüne de maliyetini koysun. Benim önüme 2,5'a gelsin. Çünkü 2,5'a bunun gelmesini sağlayamazsan 6,5'a geliyor. 16'ya geliyor. Bu dengenin sağlanması lazım. Bir de bu halde filan tamam, serbest piyasa iyi güzel de alıcı satıcı mal azdı, fiyatı arttı falan. Hani bunu
şeyde anlarım. Ne bileyim işte senenin başında biberin fiyatı öyle olur. İşte sivri biberin filan. Sonuçta sene, ay boyunca da siz evinize 1,5 kilo sivri biber alırsınız yani. Hmm. Her tarafa zam olsa bir sonuç doğurmuyor. Ya da ne bileyim çağla çıkar filan. Hmm. Erik çıkar. Anlarsınız onu işte tanesi 10 liraya geliyor filan diye biz haber yaparız onu. Bir gün sürer o. İkinci gün 5 liraya düşer. Üçüncü gün artık şey kiloyla almaya başlarsınız. Evet. Bu zamanlarda fiyat yüksek fiyatları anlarım. Kontrollüdür, planlıdır, iyi hazırlamıştır. Önce ben pazara gireceğim diyedir falan falan. Ama kar yağdı hop parsayı toplayalım diyene de biraz insaf biraz demek lazım bir herhalde. Bir sopa lazım ama hangi nasıl bir sopadır bu? Onu ben bilmiyorum ama bunu yapanın da bir sopa lazım. Yani hep havuç yiyorlar. Renkleri turuncuya dönecek bunlar. Kim? Havuç yemenin sopa ve havuç. Havuç yiyince insanların yüzü turuncuya döner. Öyle mi? Evet. Birisi sana solgun görünüyorsun derse havucu biraz mi arttırabilirsin. Tamam peki. Ben esmer olunca çok belli olmuyordur herhalde. Hakan Hocam, nasıl düşecek bu fiyatlar? Şimdi hani enflasyondan bahsediyoruz ama yanlış biliyorsam siz düzeltin. Şimdi enflasyonun düşmesi, yani fiyatı artmayınca da düşmüş oluyor ya, iki farklı şey. Sanırım o fiyatlar geri çekilir mi iyi sormak lazım. Hani böyle mi gidecek artık? Düşecek mi bir noktada? Ne olacak? Ya şimdi Merkez Bankası'nın da raporuna baktığımız zaman zaten oradan da başladık işe. Sanki Ekim'e kadar yüksek düzeyde kalacağı görünüyor. Asıl düşüş Kasım ve Aralık aylarında bekleniyor. Bu bir noktada çok şaşırtıcı. Bir sene daha değil. Yani. Efendim? Bir sene daha o zaman gidecek. Bir sene daha tabii. O zaten hatta iyimserde bulduğumuzu da söyleyebilirim. Yani yıl sonu tahmini açısından, yıl sonu düzeyi açısından. Biraz önce söylediğim gibi piyasa 30-35 gibi. O da yani geçen senenin baz etkileri olacaktır. Ondan dolayı biraz daha avantajlı olur bu seneki artışlar. Önemli olan yine de yani şu anda görünen bu senaryo bile daha iyimser. Kurları eğer biz istikrarlı olarak bu seviyelerde tutmaya devam edebilirsek o zaman önümüzdeki süreçte işte biraz önce sizin de söylediğiniz Nur Hanım, fiyatlar genel seviyesi artmazsa enflasyonda artık diyeceğiz herhalde onu, o çok yerleşti. Türk Dil Kurumu'na ona bir şey bulamadı. Fiyatlar genel seviyesinin artması belli bir yataylaşma gösterdiğinde ne oluyor? Enflasyonun yani o fiyatların artış hızında bir düşüş, bir gerileme oluyor. Biz daha ucuza mal yiyeceğiz anlamında değil. Evet. Ama en azından artmıyor olmasını bekleyebiliriz. Eğer kurlarda çok ciddi bir atak gelmezse, atak olması evet için şu anda bir neden de görünmüyor. Ama bu enflasyonun kendisinin çok yüksek olması, bir kontrol altında alınacağı izlenimi, o algı doğarsa oradaki evet yükseliş, kurlardaki yükseliş makul düzeyde olur. O zaman bir devalüasyona, bir Türk lirasının aşırı değer kaybına yol açmaz. O zaman da bizim önümüzdeki süreçte enflasyonun düştüğünü, yani o artış hızının düştüğünü görmemiz mümkün olabilir. Yani bunun imkanı var. Bununla eğer mücadeleyi biz arttırırsak bunun da imkanı var ama benim mücadeleden kastım gene şu sıralarda biraz bırakmış olduğumuz, öyle olduğu anlaşılan, etkisizleştirdik, anlamsızlaştırdık denilen para politikasının da tabii ihtiyacımız olduğudur. Yani o para politikasız bu iş uzun süre götürülemez. Yani bunun formülü dünyada daha bulunamadı. Yani bizim de öyle bir formül bulacak gücümüz ve kaynaklarımız yok. Evet. Benim görüşüm o yönde. Polisiye tedbirlerle de bu iş olmuyor. Maalesef ben Mustafa'nın tabii ki bu biraz da vatandaş sezgisiyle de, vatandaşın da duygularını da yansıtan yani karşı çıkışını çok iyi anlıyorum. Evet. Hepimizde o var. Fakat öte yandan da işte bir takım şeyler de var. Yani gerçekler de var. Eğer çiftçi de para kazanmazsa bu sefer burayı üretmiyor ki
şu anda biraz önce verdiğim örneklerle çok fazla para kazanamadığı yönünde. Yani burada bir denge ve bir güven ortamının oluşması gene bizim eninde sonunda geleceğimiz yer orası oluyor. Yani işte orayı denetleyelim, mutlaka denetim olsun, ona hiç kimsenin tabii hiçbir zaman itirazı yok ama baskıyla olmayacağı bu işin görüldü, görülmüş olması lazım bugüne kadar. İşte diyelim o nasıl depo meseleleri olabilir, başka konular olabilir, farklı desteklerle biraz daha ürünlerin daha böyle çok hızlı fiyatlanmasını önleyecek tedbirler i̇şte bu, olabilir. Evet, evet. Tam kastım da o mesela, evet. Adamın evet. Beceriksizliği mesela ürünün depolamasını beceremiyor. Oraya bir tabii. Yatırım yapmıyor. Onun beceriksizliği ve yatırım yapmamasının maliyetini bana ödettiriyor. Bunu ben ödemek istemiyorum. Düzenlenmesi gereken şey o. Sopadan kastım da biraz o. Yani bu tür düzenlemeleri bu nerede depoluyorsun kardeşim bunu? Kaça satıyorsun değil. Nerede depoluyorsun bunu? Gıda ürünü çünkü. Başkalarına bunu kontrol ediyor. Yoğurdu istediğiniz yere depolayamazsınız yani. Ama salatalı istediğiniz gibi depolayabiliyorsunuz. Ne bileyim elmayı, portakalı istediğiniz gibi depolayabiliyorsunuz. Ben hala üzümün dibindeki o yeşil kalıntının zararlı olup olmadığını bilmiyorum. Ama her sene o yeşil kalıntı orada vardır. Üzümü sarartmak için kullanılan malzemelerden yahut kimyasallardan mütevellit. Ama bunun bu şekilde, bu milli servet güzel ama adam diyor ki ya boş ver, yığ onu sen oraya. Biraz fazla kayıp olursa biz üzerine ekleriz fiyatın. Kim öder onu? Ben ödeyeyim. Ya senin beceriksizliğini niye ben ödüyorum? Asıl bu düzenlemeyi sağlamasıdır. O orada gereğini yapmayana karşı elinin arkasında böyle bir veyahut şöyle sopayı sallaması gerekiyor. Siz ne dersiniz? Buyurun Hakan Hocam. Yok yok tabii ben espriye sadece havuç diye cevap verecek. Daha çok havuç işe yarıyor da onun için. Sopa pek hiç fazla işe yaramıyor. Yalnız havuç da fazla geldi yalnız. Herkes turuncu olmuş yani. Kimse sopa tarafını... İşte, biz de sopa tarafını eleştiriyoruz. Hani medeni insanlar gibi davranıyoruz. Evet. Diyoruz ki ya bu iş sopayla olmaz. Sopayla olan kısmı tabii ki var da. Hani bu iş tamamen sopayla çözülmez. Güzel biraz havuç verelim. Havuç deyince bakıyoruz herkes o tarafa doğru gidiyor. Ya bunun bir de sopa kısmı var. Onu da ihmal etmeyelim yani. Sopa dediğimizde kurallar ve düzenlemeler. Bu kadar yani. Bu kuralları koyacaksınız, düzenlemeyi yapacaksınız. Ondan sonra da hesabını soracaksınız yani. Valla ben çözümü yemek pişirmeyi tamamen bırakarak buldum Mustafa. Yani tek olunca kolay yapıyoruz. Üşengeç olunca işime de geldi. Direkt sipariş veriyorum artık. Hem daha uygun oluyor. Öyle bir çözüm oldu. Sürdürülebilirse ne güzel ama o da sürdürülemez. Şimdilik gidiyor ama sağlık bakımından patlar mı bilmiyorum. Yeni nesil böyle Hakan, yeni nesil. Zevk. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. O zaman işimiz kolay. Salatalığa da ihtiyacımız olmayacağına göre mesele yok. Evet. Siz düşünün falan diyormuşum. Neyse kendi nesliyle idare edecek yani. Oğlum olsa gelin almazdım. Ne? Yani işte bir şey deneyeceğim şimdi. Evet evet. Bence de Nur Hanım. Evet az yemekte de fayda var canım. Yani onu da söyleyelim yani. Öyle çok yemenin de gıda israfı çok yüksek mesela. Bunlar da önemli. Yani bunları da çok önemsiz görmemek lazım doğru, gerçekten. Doğru. Dünyada da var ama Türkiye'de de yani bakıyoruz gıdanın çok fazla israf edildiğini görüyoruz. Bunları da düzenlemek lazım ama kök çözüm burası olmuyor. Bunlar da yardımcı çözümler oluyor. Evet. Neyse ben de şaka yapmıştım zaten. Buradan istikbalimi de karartmayayım. Ben de çok ciddiydim ama. Güzel yemek yaparım diyorsun. Bir sarmalar sararım hocam. Of tam Hatay sarması. Evet. Peki Üzeyir hocam siz ne dersiniz? Ne olacak bu fiyatların hali? Yani şöyle biraz önce bahsetmiştiniz. Enflasyonun düşmesi fiyatlara düşmesi anlamına gelmiyor bir kere. Yani bunda fiyatların artış hızının azalması anlamına geliyor. Yani birden 2'ye, 2'den 4'e gitmiyor da birden 1.25'e, oradan 1.50'ye vesaire gidecek şeklinde. Yani önümüzdeki dönemde fiyatlar artmaya devam edecek. Ama bu dengesiz dönem fiyat artışları, yani örneğin kar yağdı, salatalık fiyat arttı vesaire. Evet. Bunlar her dönem karşılaştığımız unsurlar. Hatırlanacak olursa bundan birkaç yıl önceydi. Zannedersem 2 ya da 3 yıl önce Antalya'da bir sel olmuştu bir bölgede. Evet. Ürün fiyatlarında çok ciddi artışlar olmuştu. Daha sonra o dönemin
bakanlarından Sayın Berat Albayrak bir açıklama yapmıştı. Yani biz hesap ettik, selin olduğu yerdeki üretim toplam üretimin %2'si kadar ama fiyat artışları %20, %30, %40, %50. Yani bunu selle açıklamak mümkün değil diye. Bu hal piyasasında da bizim borsa gibi haber etkisi var. Yani örneğin bazen şirketler açıklama yapar. İşte yeni bir ihale aldık. İhalenin tutarı ne kadar? 1 milyon TL ya da 1 milyon dolar. Şirketin toplam satışlarına bakarsınız işte 1 milyar TL. Arada inanılmaz bir uçurum var. Yani o ihaleyi günlük almasa da şirket hiçbir şey değiştirmez. Ama ihale aldı haberiyle şirketin fiyatı bir bakarsınız %5 yükselmiş. İhale 1 milyon TL. Şirketin o günkü piyasa değeri artışı 50 milyon TL. Yani bu haber bunu getirmez diye. Bizde de hal tarafında böyle bir şey var. Yağmur yağdı, fiyatlar arttı. İşte kar yağdı, fiyatlar arttı. Bunların bazıları haklı gerekçeleri de olabilir ama Mustafa Bey'in de bahsettiği, Hakan Bey'in de bahsettiği, yani Türkiye'de yıllardır konuşulan konular. Ben mesela hiç hale gidip görmedim. Hal nasıl bir yer deyince de böyle çok gözümde canlanmıyor. Yani sadece ekranlarda gördüğümüz kadar. Ama bir hal yasası var ki bu hal yasası çıkarılamıyor. Yani ne hikmettir, oradakiler kimlerdir, nasıl bir gücü var, nasıl bir etkileri var bilmiyorum. Ama bir hal yasası söylenir durur ama çıkmaz mesela. Lisanslı depoculuk yıllardır kullanılır isim olarak, hani yaygınlaştırılacak vesaire diye. Bunu belki hal yasasıyla da birleştirmek lazım. Gelişmez. Ya da işte soğuk zincir kurulacak. İşte biz mesela tarlada üretilenin sofraya gelmesi esnasında kayıp oranı %25 deniyor. Yani dörtte birini tarladan çıkarıp sofraya gelmeden çöpe atıyoruz zaten. Daha inanılmaz büyük bir israf. Yani bu lojistiğin sağlanamıyor olması. Yani bunlar aslında herkesin bildiği ama bir türlü geliştirilemeyen konular. Hani belki Hakan Bey, Mustafa Bey bu taraflarda daha hakimlerdir. Yani bu hal yasası neden çıkmaz? İşte bu lisanslı depoculuk neden gelişmez? Benim uzmanlık alanım değil. Ama yıllardır bunları konuşmaktan artık biz de bu kelimeleri ezberledik. Yani hal yasası, aracılar ve işte lisanslı depoculuk. Bunlar kurulursa gıda enflasyonunda işte artış olmayacak. Üçü ben üniversite yıllarıma başladığımda konuşuluyordu. Artık emekliyi düşünemiyorum gerçi ama çalışma hayatının yarısına geldiğimizde diyelim. Hala konuşuluyor ve muhtemelen böyle giderse emekli olduğumda da bu üç konu konuşuluyor olacak. Yani böyle bir döngü içerisindeyiz. Cehil Bey. Şimdi kısa bir konuşuruz şey söyleyeyim. Siyasi bir şey söyleyeyim arada. Ondan sonra son sözü Hakan'a bırakacağım. Çünkü o hakikaten kimin ne yaptığını, o zinciri daha iyi biliyor. Ben işe, bu işe biraz siyasi olarak bana şöyle bir mesaj veriyor. Biz aslında lobiciliği çok iyi beceriyoruz. Sadece lobiciliğimiz aşırı yerli ve milli. Dışarıda hiçbir işe yaramıyor. Dünyada asla yapamıyoruz bunu ama kendi kendimize süper lobicilik yapıyoruz. Bir şey engellenecekse garantisi var. Yani bir şey yapılacaksa değil, yapılmayacaksa garantisi var. O yüzden o yerli milli lobicilik kısmı, yani yerli ve milli mevzusunda lobicilik, lobiciliği bizim oradan çıkartmamız lazım. Dışarıda da becerebileceğimiz bir lobicilik haline getirmemiz lazım. Şimdi topu tehlikeli kısmını Hakan'a bırakayım. Bu lobiciliği, engelleyici lobiciliği kim yapıyor? Hakan Hocam. Vallahi tabii ki bu işin tarafları, bu işten çıkarı olanlar yapıyor. Ama şöyle, yani yapılması gereken şey, ben Üzeyir Bey çok haklı, Mustafa da aynı şekilde, yani bunu hep beraber takip ediyoruz. Şimdi daha farklı şeyler, yani dünyadaki gelişmeleri de çok iyi izleyip bizim buradaki DNA'mızla bu işi iyi birleştirip bunu bir kanunlaştırdığımızda ve de ısrar ettiğimizde, sağından solundan delmediğimizde birçok şey düzelecek. Yani bizim burada bir karar, en güçlü kararımızı verebilir olmamız lazım. Yani o kararı güçlü bir şekilde verip arkasında durursak ben aşılamayacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Orada yine bir numarada politikanın kendisi var. Yani lobiler her zaman lobi yapar. Herkesin kendine göre bir çıkarı var. Ama birinin de toplumun çıkarını en ön başa koyarak bunun kararını alması, politikasını, yasalarını da, tebliğsini de, yönetmeliğini de çok değiştirmeden, karıştırmadan çıkarıp uygulamaya başlaması lazım. Bu dün yapılması gereken bir işti. Ama bugüne kaldıysa bugün yapılması da çok geç sayılmaz. Çünkü buradan bütün toplumun çıkarı var. Herhalde
Yani üzerinde evet. durmamız gereken konu bu. Çünkü ne oldu, neden oldu bu sorulara biz çok fazla zaman harcıyoruz. Asıl odaklanmamız gereken nasıl çözeriz konusu. Doğru. Ona odaklandığımızda bence üstesinden geleceğiz. Peki. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Mustafa Kartoğlu, Yüzeyir Doğan ve Hakan Gürdal bizimleydi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Noktalayalım analiz sentezi. 12.35'te Reel Ekonomi'de buluşalım. Hoşçakalın.